Ekranda x artı 3 çarpı x eksi 1 üzeri 5 dx'in belirsiz integralini görüyorsunuz. Bunu çözmek için bu parantezi açarak x eksi 1 üzeri 5'in neye eşit olduğunu bulabiliriz. Bunun için binom teoremini kullanmamız gerekebilir ve bunun çok kısa bir işlem olacağını da hiç düşünmüyorum. Sonra bunu bir de x artı 3 ile çarpmamız lazım. Böylelikle kocaman bir polinom elde ederiz ve ters türevi de bu şekilde alabiliriz. Ya da elimizdeki bu ifadeyi daha kolay bir hale getirecek bir dönüşüm uygulayabiliriz ve böylelikle belki de integrali almak da daha kolaylaşmış olur. Bu arada bunun klasik u dönüşüm uygulaması yani u'yu bir şeye eşitleyerek bize verilen ifadede du'nun yani u'nun türevinin olup olmadığına bakmak olmadığını da söylemek istiyorum. Yine de bu da bir tip u dönüşümüdür çünkü yine u'yu bir şeye eşitleyerek bunun elimizdeki ifadeyi basitleştirip basitleştirip gerçekleştirmediğine bakacağız. Hadi deneyelim. Burada x eksi 1 üzeri 5 var ve bu parantezi açmak hiç de kolay bir şey değil değil mi? Bu nedenle mesela bu u üzeri 5 olsaydı işimiz çok daha kolay olurdu. Bunu u'ya eşitlersek hemen not edeyim. u eşittir x eksi 1 olsun. Bu durumda du da dx'e eşit olur öyle değil mi? du bölü dx'i de, de 1 olarak ifade edebiliriz. x'in türevi 1'dir, eksi 1'in türevi de 0 olduğuna göre bu doğru bir ifade. Ayrıca bu ikisinin de eş değer ifadeler olduklarını söyleyebiliriz. Peki, bu dönüşümü kullanarak bu ifadeyi yeniden yazarsak, hemen yapalım. Eşittir integral x artı 3, u da değil de u da. Bu durumda ne yapabiliriz dersiniz. Biraz düşünelim. Şimdi u eğer x eksi 1'e eşitse, bu eşitliğin iki tarafına da 1 ekleyelim. u artı 1 eşit x o halde buradaki x'in yerine de bunu yazabiliriz öyle değil mi? Hadi yapalım. x u artı 1'e eşit olduğuna göre buraya u artı 1 yazıyorum. Bunu yaparak bu ifadeyi basitleştirip basitleştiremeyeceğimi göreceğim. x yerine u artı 1 yazdık. Bir de artı 3'ümüz var. Ve çarpı x eksi 1'in u'ya eşit olduğunu söylemiştik. O halde bu da u üzeri 5 ve dx yerine de du yazıyorum. Şimdi bu şekilde bir şey elde ettik mi? Demek istediğim bunu yapınca ters türevi almak kolaylaştı mı yoksa kolaylaşmadı mı? Bence kolaylaştı. Bakın bir daha yazalım. Burası integral u artı 4'e eşit çarpı u üzeri 5. Hepsini aynı renkle yazıyorum. du. Bu dönüşümü uygulamamızın sebebi bu parantezi açmanın gerçekten de zor olması. Ama u üzeri 5, u üzeri 5'tir ve buradaki x artı 3 yerine de u artı 4 koyarak ekranda gördüğünüz integralini alması buna göre çok daha kolay olan bir ifade elde etmiş olduk. Hadi devam edelim, bu parantezi açalım. Bir bakalım, integral u üzeri 6 Artı 4U üzeri 5DU. Az önce de söylediğim gibi bunun ters türevini almanın çok daha kolay olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu noktada U'yu buna eşitlemem gerektiğini nereden anladığımı sorguluyor olabilirsiniz. Söz konusu integral olduğunda deneme yanılmanın son derece faydalı bir yöntem olduğunu da bilmelisiniz ve ne kadar çok integral sorusu çözerseniz tüm bunlar sizin için o kadar kolaylaşır ya da otomatikleşir diyebilirim. Bu örnek için u'nun buna eşit olması gerektiğine x eksi 1 üzeri 5'in gerçekten de açılması zor bir parantez olduğunu düşünerek karar verdim. x eksi 1 üzeri 5 yerine u üzeri 5 işlerimizi çok daha basit bir hale getirebilirdi. Bu olasılığı gözden geçirdim ve gördüğünüz gibi hislerimde de yanılmamışım u'yu x artı 3'e eşitlemeyi de deneyebilirdik ama bunu yapsaydık x eksi 1 yerine u kullanmak kadar güzel bir sadeleştirme elde etmemiş olurduk. Eh hadi o zaman şu integralin neye eşit olduğunu da hemen bulalım. Eşittir. u üzeri 6'nın ters türevi u üzeri 7 bölü 7'dir. 4 u üzeri 5'inki de artı 4 çarpı u üzeri 6 bölü 6'dır. Artı c'yi de unutmayalım. 4 bölü 6 yerine 2 bölü 3 de yazabiliriz. Evet, eşittir. U üzeri 7 bölü 7 artı 2 bölü 3 U üzeri 6 artı C. Son olarak bir de yaptığımız dönüşümü tersine çevirmemiz lazım. U x eksi 1'e eşitti öyle değil mi? U yerine x eksi 1 yazarsak x eksi 1 üzeri 7 bölü 7 artı 2 bölü 3 çarpı x eksi 1 üzeri 6. Artı c'yi de unutmayalım. İşte bu kadar. Şimdi bu parantezi açmaya çalışsaydık çok ama çok karmaşık bir ifade elde edecektik ve bu ifadenin ters türevini almak da oldukça zor olacaktı. Ama u dönüşümünü kullanarak ifadeyi daha basit bir hale getirdik ve otomatik olarak integralini almak da kolaylaştı.